Bugün sizlerle lazer sensörü çalıştıracağız. Bunun için bize gerekli olan komponentler, malzemeler şunlar. 1 adet Arduino Uno, USB kablosu, 2 adet bir ucu dişi, bir ucu erkek jumper kablo, arzu ettiğiniz renk ve bir tane de lazer sensörü. Çocuklar, lazer sensörünün toplam 3 tane bacağı var. Bakın 1, 2 ve 3. Ortadaki bacağı boş bırakacağız. Buraya herhangi bir kablo bağlantısı yapmayacağız. Şurada gördüğünüz S harfi sensörün S'sinden aklınızda kalsın. S harfi yazan bacağı Arduino'daki 5 volt elektrik yazan yere bağlayacağız. Eksi çıkarma yazan bacağı ise Arduino'da GND'de toprak yazan yere bağlayacağız. Hazırsak başlayalım. Öncelikle Arduino'mun USB kablosunu Arduino'nun girişine takıyorum. Ben bugün bilgisayarımı kullanacağım. Bilgisayarımın çalışan USB girişine diğer ucunu bağladım ve Arduino'm hazır. Işığım yanıyor. Şimdi jumper kablolarımda sıra. Beyaz renkli kabloyu aldım. Sen arzu ettiğin renk kabloyu kullanabilirsin. Bir ucu dişi olacak, diğer ucu erkek olacak. Dişi ucunu elime aldım. Eksi işaretinin olduğu yere taktım. Ortadaki bacağı boş bırakıyorum. S harfi yazan bacağına biraz sonra elektrik bağlantısı yapacağım. Şu an toprak bağlantısı için eksi yazan yere dişi kablonun ucunu taktım. Erkek ucunu da alıyorum aynı kablonun. GND yazan yere bağladım Arduino'da. Şimdi sıra elektrik bağlantısı için diğer jumper kablomu aldım. S harfi yazan bacağı hemen kablomu taktım. Diğer ucunu ise Arduino'daki 5 volta bağladım ve lazerim çalıştı. Birbirinizin gözüne tutmayın, olur mu? Kameralarınızın lensine de tutmayın. Şimdi lazer sensörümü breadboard kullanarak da çalıştırmak istiyorum. Çünkü breadboard kullanımını öğrenmenizi arzu ediyorum. İleride projelerde çok sık kullanacağız. Lazer sensörümü aldım. Breadboard üzerinde arzu ettiğim herhangi bir yere taktım. Bakın bacaklar yerleşti. Bir adet kablo aldım elime. Erkek erkek jumper kablo. Önce 5 volt elektrik bağlantısını yapmak istiyorum. Hemen S harfinin olduğu bacağın altındaki deliklerden veya üstündeki deliklerden siz nasıl yerleştirdiyseniz oraya takıyorum. Diğer jumper kabloyu aldım. Gene de toprak bağlantısını yapacağım şimdi. Eksi yazan bacağın aynı hizasında yerleştirdim ve lazer sensörümü de breadboard üzerinde çalıştırmış oldum. Sevgili küçük arkadaşlarım, atölyede size PVC kaplamalı olarak verdiğim eğitim kartlarını istediğiniz zaman kullanabilin diye web siteme yükledim. Web sitem neydi? kodlamaevi.com. Buraya geldiğinizde ana sayfada eğitim adında bir bölüm var. Oraya tıkladığınızda öğrenmeyi arzu ettiğiniz ürünün üzerindeki buraya tıklayalım. Lazer sensörünün eğitim kartı açılmış olacak bu şekilde. Bunları ne yapabilirsiniz? İmkanı olanlar yazıcıdan çıktılarını alabilirler. Bunları biriktirebilirsiniz. Değişik zamanlarda kullanmak üzere. Eğer yazıcıdan çıkma imkanınız yoksa bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz. Şuradan ve buradaki yerleri kullanarak. Tamam. Hadi kolay gelsin.